Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Kehf suresi 27. ayet. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Allah rahmet eylesin. Kıymetli arkadaşlar, geçtiğimiz derste, bir önceki dersimiz, burada harflerin hareketlerini öğrenmiştik. Üstün harekeyi, esre harekeyi, ötre harekeyi. Ötre ne yapıyordu? Kalın harflerde U sesi, ince harflerde ise U, Ü arası bir ses. Yani Ü, Hu gibi. Esre ise ince harflerde İ sesi, İ, Bi, Ti, Fi, Di gibi. Kalın harflerde ise hu, su, estağfurullah, pardon, hi, si, li, di, i arası bir ses veriyordu. Üstün ise ince harflerde u, ü arası, ü, bü, tü, fü. Kalınlarda ise U sesi, hu, bu gibi. Harekeleri anladıysak bir sonraki dersimize geçiyoruz. Üçüncü dersimiz harflerin başta, ortada ve sondaki durumları. Yani harfler bitişik yazıldığı zaman yazım şekillerinde, özellikle bazı harflerin yazım şekillerinde farklılıklar meydana gelmekte. Onu da bu üçüncü dersimizde göreceğiz. Gördüğümüz gibi Elif'in başta yazımında herhangi bir değişiklik yok. Genel olarak baş tarafta yazılan bütün harflerin herhangi bir şekli yok. Bazen kuyrukları kesilmekte. Ama Elif ortada yazılırken farklı bir hal almakta. E, İ, Ü. B harfine bakalım. B, bi, bü. Yani sondaki B tam bir B'nin asıl yazılışı. Ama başta yazıldığı zaman B'nin yarısı, yani kuyruk kısmı yok. Ortada yazıldığı zamanda da aynı şekilde. Şuradaki şu bağlantılar, şunlar, şöyle göstereyim. Şunlar bir arkadaki harf varmış manasında. Şurası da aynı. Ama şu mesela B'nin altında bir nokta işareti. Bu şekilde. T'ye bakıyoruz. Bu bir tırnak işareti ya da bir tik işareti. Üstte iki nokta. Aynı şekilde ortaki yazılışı, sonda yazılışı aynı. T, ti, tü. Ortada başta sonda yazılış yine S harfinin peltek S. Ortada yazılışı 3 nokta, altta esresi 3 nokta, üstünde ötre harekesi fı. S, si, fı. Harflerin şekillerini ilk başta kodladıysak zihnimize, burada çok zorlanmayacağız inşallah. Biraz karmaşık gelebilir. Ama basit. Mesela cim harfinin başta yazılışı, devamı varmış gibi düşünün. Şöyle bir kuyruk vardı. Şu şekilde. Ama başta yazıldığı için o kuyruk kısmı atılıyor. Üstün hareket C, G, G sonla yazılışı aynı. H, Hi, Hu. Bazı harflerin baştaki yazılışı aynı, bazılarının sonda bulunma şekli aynı. Ha, hi, hu, altı sarılı olan yerler kalın harfler. De, di, dü. Dikkat ettiyseniz dal harfi de başta, ortada ve sonda yazılışı. Şu kuyruk kısımlar arkadan başka bir harfin olduğuna işaret. Z, zi,
Z, Pertegidel. Ra, Zi, Ru, Gönüllü Güzele. Z, Zi, Zü. S, Si, Sü. Sin harfi biraz farklı. Öndeki iki tarağın dişi var. Kuyruk kısmı yok. Kuyruk kısmı ortada da gitmiş. Sondaki harf sinin. Aynı şekli. Ş harfi. Bu harf genelde şu harfle karıştırılır. Pertek F ile. Dikkat ederseniz mesela ortadaki şeklini alalım. Burada bir tane yukarı doğru bir şöyle tırnak işareti veya tik işareti veya başka bir şey. Bir çizgi var yukarı doğru. Şinde de ise bir iki boğumlu bir diş. Burada tek. Yani bir iki tane üstte üç nokta varsa Ş yani Şi veya şu. Ama tek olursa S, Si, Z. Sat harfi benzer. Kuyruk kısmı yok sadece. Şu kısım başta da kesiliyor. Ortada da kesiliyor. Sa, Si, Su. La, Li, Lu. Dat'ta da aynı şekilde. Sat, dat birbirine benzer. Kuyruk kısımları başta ve ortada yok. Sonlarda var. Ba, bi, bu. Ta harfi aynı. Herhangi bir şey yok. Va da aynı. Kalın peltek. Va, vi, vu. A, aynı harfinin kuyruk kısmı yok. Ortadaki yazılışı biraz daha farklı. Çubuğun içi, yuvarlağın içi dolu. Şu şekilde. Sonda da evet. Sonda da ortadakine benzer ve kuyruk kısmı var. Başta yazılırken ayının sadece birinci hilal şekli alınmış. İkinci kuyruk kısmı yok, kesilmiş. Ortada tamamen gördüğümüz ayının dışında bir yazım şekli var. Gayına geçelim. Ga, gı, gu. Dikkat ettiyseniz gayında, ayında birbirine benzer noktalar, ayırt edici özellikler. F, fi, fı. Burada bir göz, bir nokta. Gayından farkı F'nin ortası boşlukta herhangi bir karalama yok. Bunun bir boşluğu yok gayın harfinde. Buna dikkat edelim. Gayının ortası dolu. Üstünde bir nokta var. F'de ise içi boş. Üstte bir nokta. Buradan ayırt edebiliriz. F, fi, fü. Ga, gı, gu. Şunu çizmemişim. Bu da kalın harf çünkü. K, ki, kü. Evet, K harfinde de dikkat ettiyseniz farklılık oluştu. K'nin başta yazılımı yani bitişik harfler yan yana yazılırken K'fin sadece sondaki şekli benzer. Diğer türlü başka bir şekilde yazılıyor. Şuraya dikkat edelim. Şu üstteki üstün hareke, şu üstün hareke, şu bir. Yukarıdan üstün hareke gibi geliyor. Uzun bir çizgi. Sonra bir kıvrım sağa doğru, içe doğru. Sonra hangi harf yazılacaksa o harf geliyor. Ortadayken de aynı. Şöyle ters V gibi. Kef sondaki yazılış aynı. Lam harfi. Evet. Görüldüğü gibi lam harfi bir harfe benziyor. Dikkat ettiyseniz elif harfine benziyor. Hemen anlatalım. Elif harfi kendinden sonraki harfe bitişmez. Kendinden öncekine bitişir. Lam ise kendinden sonrakine de bitişir. Elifle lamı bu şekilde ayırt ediyoruz.
Yani şu diyelim dik bir çubuk var. Ondan sonra şu bağlantı yok. Şu yok. Mesela şu yok. O zaman bu Elif olur. Ama varsa o zaman bu Lam olur. Ama gerideki harfe bütün harfler bitişir. Mim harfi görüldüğü gibi ortadaki yazılışı ayna benzemekte ama bunun çoğul olan yani geniş kısmı aşağı doğru bakıyor. Ayın ve gayın da yukarı doğru. Mim'de ise aşağı doğru bakmakta. Nun harfi arkadaşlar dikkat edelim. Nun'un başta ve ortada yazılımı ilk 3 harfimiz Elif'ten sonraki B, T, S harflerine benzemekte. B harfinin altında bir nokta var. Nun'un ise üstünde bir nokta var. Buradan ayırt ediyoruz. Ve bu Nun bir sonraki harfe bitişmekte. Yani şu bundan sonra bitişik bir harf var demektir. Ondan zel harfiyle karıştırmayalım. Bu zel kendinden, bu direkt yalın halidir. Kendinden sonraki harfe bitişmez. Zel harfi. Nun ise bitişir. Şurada olduğu gibi ve üzerinde bir nokta var. Altında bir nokta olsaydı B. Bu noktalar iki tane olsaydı T. Üç tane olsaydı peltek F olurdu. Bunun sonunda yazılışı bu şekilde aynı. Vav harfi herhangi bir değişikliğe uğramamış. H harfi de biraz değişmiş. Dikkat ettiyseniz. Ortadaki ve sondaki yazılışı biraz daha farklı. H, hi, hı ve Y harfine geldik arkadaşlar.